Birçok insan geliyor benim yanıma. Yaptığım şeyin çok kutsal bir şey olduğunu. Ebu Hureyre'den bahsediyorlar. İşte sen Ümmü Hureyre'sin diyorlar. İşte senin yolun cennettir diyorlar. O da hayvanları sevdiğini düşünüyor. Ben de sevdiğimi düşünüyorum. İki hayvan sever olduğunu söyleyen kişinin karşı karşıya gelmiş olmasına da şaşkınlık duyuyorum. Bu köpeklerin başı boşluğundan dolayı çocuklarımız dışarı rahat rahat çıkamıyor. Bu yeşil alanlarda oynayamıyorlar, koşamıyorlar, bisiklete binemiyorlar. Bunlar da bizi, özgürlüklerimizi kısıtlıyor. Ondan kurtuluyoruz. Karşımızdaki komşular çıkıyor. Ya bunlar bitmiyor. Bitmeyecek de. Biz elimizden geldiğince yardımlarımızı da edeceğiz. Bu koşulda da yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde bizi yıldıramazlar. Her yer işte bize ait olsun. Peki bu dışarıdaki hayvanlar nasıl yaşayacaklar? Bunu kimse düşünmüyor. Birisi yardım ettiğinde de Sevim Hoca gibi işler çığırından çıkmaya başlıyor. Eşi benzeri zor bulunacak bir hocamızdır. Kendisi kardiyologdur, çocuk kalp kardiyologdur. Aynı zamanda da hayvansever demeyeceğim. Ben kendimi zaten öyle hiç tanımlamıyorum. Ben Tanrı severim. Sevim Hanım da öyle. Çünkü Tanrı'yı seven onun yarattığı her türlü canlıyı sever. Onu seviyorsan zaten, yüreğinde duyuyorsan ve gönül kapın açıksa ne hayvana, ne bitkiye, ne insana zarar veremezsin. İşte Sevim Hanım da böyle bir tanrı severdir. Ben derneği kurduktan 3 veya 4 yıl sonra bizi buldu. Hayvanları çok sevdiğini, kendi çapında onları beslediğini söyledi. Baktım Konya Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesiydi. Fakülteye gittiğim zaman orada bütün hayvanları kendi olanaklarıyla beslediğini gördüm. Ama çok büyük tepkiler aldı. Fakültenin yönetiminden, dekanından, başhekiminden. Geceleri geliyorum, oradaki asistanlar işte köpek bana saldırıyor. Koşuyor çünkü. Köpeği görünce koşuyor. Koşunca da köpek, oh ne güzel, benim dişime göre diyor. Ya oynaşmak için koşuyor. Onunla arkadaşlık etmek için veyahut da gerçekten kovalamak için o koştu diye geliyor. Onlardan çok tepki aldı. Ve adeta Sevim Hanım fakültesinde istenmeyen bir kişi oldu. Daha sonra biz dernek olarak devreye girdik. Başhekimi, dekanı, oradaki görevli olan kişileri ikna ettik. Eşinin de çaresiz olduğunu düşünüyorum. Onu sevdiğini de düşünüyorum. Bir şekilde hem çaresiz, bunun bitmesini istiyor ama bir yandan Sevim Hoca'yı da çok sevdiğini düşünüyorum. Belki de çünkü bir başkası olsa onu terk ederdi. Ama eşiyle de hiç konuşmadım bu konuda. Sevim'in sokak hayvanlarıyla çok fazla ilgilenmesi beni müspet yönde etkilemiyor yani. Yani bütün gün dışarıda. Yani bir eşinizin, belli bir yaşın üstündeki bir eşinizin bütün gününü yapması ondan sonra insanı iyi etkilemiyor yani. Ben şahsen bu işi yapmasın taraftar değilim yani. Hem maddi açıdan hem manevi açıdan ama sevimi de durdurmak mümkün değil. Ondan sonra ne kadar yapma desem bile bu işi yapıyorum. Çalışırken bu kadar aktif değildim. İşten fırsat bulmak mümkün değil. İşte sadece çocuk kliniğinin çevresi, kardiyolojinin çevresindeki kedilere şey yapabiliyordum, yemek verebiliyordum. Bir de işte evin etrafındaki az sayıdaki kediye yemek verebiliyordum. Her gün geliyor o. Yani dakika saat 5 dedi miydi burada hocam. Hayvanlar zaten kapının önünde çıkıyor kediler. Gelme saatini biliyor. Meyde ne çıkarsa kalan yemekleri veriyoruz. Ekmek parçalarını, müşteriden kalanları. Ufak tefek parçalar çıkıyor, ekmek kırıntıları çıkıyor. Onları biriktiriyoruz. Sevim hocam geldiğinde onları veriyoruz, poşetliyoruz. Allah razı olsun o da getiriyor, hayvanlara veriyor. Hayvanlara aç kalmıyor. Onun sayesinde ekmekler, yemekler çöpe gitmiyor. Memnun kalıyoruz yani. Ama bunların bana ihtiyacı var. Çünkü benim yerimi alacak kimse yok. Olsa birisine devredeceğim. Onların aç olmadığından emin olacağım. Ama maalesef insanlar sadece dayak atmak, taş atmak, hoş demek, ondan sonra da şikayet etmek. Ve telefonu açıp belediyeye köpek saldırdı, köpek şunu yaptı, köpek... Peki siz o köpeğe ne yaptınız? Davranış olarak insandan çok farklı değiller. Hatta bence insandan daha da bu konuda dürüstler. İnsana yardım edersin ama sırtını dönünce seni bıçaklayabilir, seni satabilir.
Ama köpek öyle değil. Köpek dostluğu gerçekten çok büyük bir şey. İlgili kişiye bunlar söylendiği zaman sizin köpek korkunuz varsa benim yapabilecek bir şeyim yok diyor. Ya da sizin çocuklarınızın köpeklerle ilgili problemi varsa bu benim problemim değil diyor. Aynı zamanda kendisi sokaklarda beslediğini söylüyor. Ama bu sokak sitenin hemen yanında çocuk parkının keşisi olmaması lazım. Bu nedenle bence özgürlükleri oldukça kısıtlıyor ve komşularına gösterdiği saygı yeterli derecede değil. İki tane kedim ve bir tane köpeğim var evimde. Fakat hayvanları sevdiğini söyleyerek yaptığı uygulamayı yanlış buluyorum. Bu uygulamanın hayvan sevgisiyle ilişkili olduğunu düşünmüyorum. Ve çevreye zarar verdiğini düşünüyorum. Bu anlamda da ona kızgınım diyebilirim. Komşuları bile Sevim Hanım'ın kedilere, köpeklere bakmasına tahammül edemediler. Dayanamadılar. Yapmadıkları kalmadı. Saldırıya uğradı Sevim hocamız. Ama vazgeçmedi. Kadın olduğu için çok kolaylarına gidiyor. Kadına saldırmak en kolay şey. Hayvanları istemeyenler var. Gördüğünüz gibi benim alanımı çevirdiler. Sırf hayvanlarım var diye. Ki burası ortak alan. Ne kadar ortak alan diye söylüyorlar ama insanların ortak alanı. Hayvanları istemiyorlar. Aslında ortak alansa madem doğa içerisinde yaşayacaksak da hayvanlarla yaşayacağız. Muhtemelen geçmişte yaşadığı bir travma olabilir ya da psikiyatrik bir sıkıntılar olabilir. Bilemiyorum neden yaptığını. Ama söyleyeceğim şey şu. Bu hayvanların yeri şehrin merkezi değil. Bu hayvanların yeri barınaklar. Veteriner hekim kontrolünde sağlıklı şartlardaki barınaklar. Barınaklar ölüm yuvalarıdır. Barınağa hiç kimse iyi bir şey diye bakmasın. Barınak hayvanın hapsedildiği bir yerdir. Ve Hitler Almanya'sındaki Nazi kamplarından hiçbir farkı yoktur barınakların. Hiçbir canlıyı doğal ortamından alarak istediği bir yere kapatmaya kimsenin hakkı yoktur. Kedi besliyor. Kediye oraya yemek koyma diye uyarı levhaları asılıyor. Şimdi bazıları kötü niyetli değil. Onlarla diyalogla oradaki konulan yemeklerin ona bir zarar vermeyeceğini, tamamen tüketilen gıdalar olduğunu bu şekilde ikna yoluyla oluyor. Fakat bazıları var ki bunları ikna etmek mümkün değil. Kediye şey gibi bakıyor, düşman gibi bakıyor. Yani kedi en nihayetinde kuşları da her yere konuyorlar. Onlarda mikrop yok mu? Onlarda da var. Pencereye de konuyorlar. O zaman sen geliyorsun doğaya ev kuruyorsun. Kuş olmayacak, kedi olmayacak, köpek olmayacak. Oh bir tek ben. Olmaz. Doğaya aykırı. Şimdi Sevim Hoca bence kelimeler yetmez. Yani muazzam, şahane, harika, müthiş. Bu kelimeler Sevim Hoca'ya çok az. Yani vurgulu bir cümle, bir kelime, bir harf Sevim Hoca bulamıyorum yani. Müthiş desem az kalıyor. Harika desem gene az kalıyor. Yani Sevim Hoca gibi ben hani İstanbul'da da yaşadım. Karadenizliyim. Karadeniz'de de yaşadım. Bayağı il gezdim. Güneydoğu'ya da gittim. Hepsine gittim. Ama ben Sevim Hoca gibi bir hanımefendi ile karşılaşmadım. Hani böyle Instagram'larda, Face'lerde, işte Google'larda görüyoruz. İşte kendine hayvanları adamış insanlar var. Yardım topluyor, işte bir kuruluş yapmış kendine falan. Ama Sevim Hoca gibi ben böyle bütün gün kar kış kıyamet demeden, ya yani ben kendim görüyorum. Kar kış kıyamet demeden. Ve ben Sevim Hoca'ya şey dedim, yani hocam bunu Hayri abi de biz hatta konuştuk. Hayri abi dedi ki yani yarın bir gün yaşlandığında ne olacak? Elden ayaktan düşerse ne olacak? Bu kadar hani üzerine gitme bu işin falan diye söylüyorum dedi. Ben de aynısını söyledim Sevim Hoca'ya. Dedim ki hocam yani yarın bir gün elin ayağını tutmayınca ne olacak? O zaman yapabileceğim hiçbir şey yok dedi yani. Ya şu anda tutuyor, yapacağım ama o zaman öyle bir durum olursa yapacağım hiçbir şey yok. Sonuna kadar devam edeceğim. Yani ben nefesimin son damlasına kadar bu işi yapacağım ve yaşayacağım diyen bir kadın. O yüzden dünya tanıması gerekiyor böyle bir insan. Sevim Hoca gerçekten değerli bir hocamızdır.
Gerçekten kendi alanında çocuk kardiyoloğudur, yani meslektaşım da sayılır. Kendi alanında çok iyi, başarılı, çok güzel çalışmaları olan ve aynı zamanda gerçekten çok çocuğu da iyileştirmiş olan bir hocamızdır. Doktorluk yönü böyle, diğer yönüne gelince gerçekten insancıl, gerçekten merhametli bir insandır. Hani insancıl derken insanlara bakışıyla hayvanlara bakışı aynıdır. Hayvan severdir aynı zamanda. Çok ciddi, belki de şu ana kadar benim gördüğüm en hayvansever insanlardan biridir. Ve yıllardır, yani üniversite hayatım boyunca da, ki 90'lar. O zaman da üniversite çevresindeki kedi, köpeği, sokak hayvanlarını beslerdi. Ve şu anda da aynı şeyi emekli olduğu halde devam ettirmekte. Hem üniversite çevresinde, yani eski iş yeri çevresinde, hem de evi olan sitemiz çevresinde hali hazırda Sevim Hoca kedi köpek beslemektedir. Ve bunu her gün rutin bir şekilde, yani işe gider gibi çok disiplinli bir şekilde yapmaktadır. Ve birçok insan da tanır Sevim Hoca'yı bu açıdan. Aynı zamanda Konya'nın hemen hemen bütün sokak hayvanları da tanır Sevim Hoca'nın aracını ve kendisini. Başka insanları rahatsız edebiliyor, çevresindeki insanları. O insanlar da gerçekten haklılar. Ama yine de ben, yani Sevim Hoca'nın yaptığı şeyi toplumsal açıdan faydalı olduğunu ve işte başka insanların da bazı şeylere uyanmasına, fark etmesine neden olduğunu görüyorum. Hani benim açımdan yaptığı şey gayet takdire değer bir şey. Ben hadi gidelim derse, bugün hadi gidelim derse giderim yani. Çünkü bu işin kaptanı o. Tamam ben bu işi bırakıyorum derse çeker gideriz yani. Benim için hiçbir sorun yok yani. Ben ona kesinlikle gidelim dediği zaman da engel olmam yani. Çünkü sokak hayvanlarını beslemek çok büyük yük yani bize. Hem maddi açıdan olsun, hem de manevi açıdan olsun. Sokak hayvanları beslediğimiz için dostlarımızın birçoğunu da kaybetmiş durumdayız yani şu anda. Çünkü hiç kimse sokak hayvanlarının beslenmesini pek kabul etmiyor yani. İzmir'de veya Konya'da olmak fark etmez yani. Yani önemli olan suhumluktan ondan sonra çekilmek ve bu işi daha gençlere bırakmak isterdim yani. Benim yerime veya Sevim'in yerine bu işi gençlerin yapmasını öneririm yani. Sokak hayvanlarını beslemek maddi açıdan ondan sonra zor bir durum. Evin içerisinde de beslemek zor, sokakta da beslemek zor. Yani sokak hayvanlarını besleyenlere ondan sonra Allah sabır versin dedim ben. Bir şeyi seviyorsun diye birileri sana tepki veriyorsa onu sevmekten vazgeçemezsin. Kimse vazgeçiremez de seni. O kadın gerçekten bu sokaklardaki bütün o yavruların annesi sonuçta. Hiçbir anne evladını başkaları sevmiyor diye ondan vazgeçmez. Olayın özü orada. Eskiden koşabiliyordum çok rahatlıkla, şimdi artık eskisi gibi koşamıyorum. Hareketlerim ağırlaştı. O doğal bir şey. Yine buna da şükür. Tabii eşimin sağlık durumuna bağlı, kendi sağlık durumuna bağlı. Yaşım 73. Daha ne kadar bu tempoda gidebilirim, onu Allah bilir. Nasip meselesi. İnsanların hayvanlara karşı merhamet olmalarını Allah'tan dilerim. Allah onların yüreklerine hem insanlara karşı merhametli olmalarını hem de hayvanlara karşı merhametli olmalarını dilemekten başka yapacak bir şeyim yok. İnşallah düzelir toplum.